Hepinize tekrardan merhaba millet. Bugün Minecraft'ta Galatasaray'ın yeni Metin Oktay tesisini, yani tesislerini yapmış bulunmaktayım. Bunu size tanıtacağım arkadaşlar. Tabii ki map'inde paylaşacağım ama map'ini katıl butonunda bulabilirsiniz. Orada paylaşacağım. Şimdi bu tesise geçmek istiyorum. Kemerburgaz'da yeni proje olarak başlandı diyebiliyorum bildiğim kadarıyla. Fotoğraftakilerle daha doğrusu yapmaya çalıştım. Eski tesisi de yapmamı isterseniz onu da yorumlar kısmında bahsetmeyi unutmayın. Bu arada videoya geçmeden önce kanala abone olup videoya beğenirseniz çok sevinirim. Şu şekilde sizi tesisin bulunmuş olduğu sosyal tesisteki üst çatısında bulunan havuzda karşılamak istedim. Bu şekilde bir havuzumuz var. Bu arada tesisin çok fazla içini doldurmadım. Zaten çok büyük bir tesis. Göreceksiniz gezdiğimiz zaman. Bu havuzun yanında da hemencik bir şey var. Böyle bir nasıl denir? Bar gibi düşünelim. Yiyecek içeceklerin servis edildiği bir kısım da düşünebiliriz. Yani buranın tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama çatıda bulunmaktaydı. Bu binanın iç kısmını doldurmadım. Sadece işte havuz falan yaptım. Etraf zaten tamamen bir orman. Şu şekilde buradan çıkarsak binayı da göstermek istiyorum detaylıca. Binada bu şekilde arkadaşlar. İçini doldurabilirsiniz. Ben zaten yaptım, hazırladım. İçini doldurması size kalmış. Map'i de zaten katıl butonunda bulabilirsiniz. Oradan indirip siz de iç kısmını doldurabilirsiniz. Bu arada sürüm olarak 1.19.2'yi kullanıyorum. Bu arada Fenerbahçe'nin de stadyumunu yapmaya devam ediyoruz. Onun da videoları gelecek. Yanlış hatırlamıyorsam soyunma odasının videosunu çekeceğim. Onu da zaten videoda yapacağız. Onun dışında bazı noktaları video dışında yapmak istiyorum ki stadyum daha detaylı olsun. Videoda yaptığım zaman yetişmiyor. Bu şekilde burada bir tane tam merkezde sosyal tesisimiz var. Onun dışında tamamen antrenman sahaları var. Burada mesela bir tane antrenman sahamız var. Burada yanlış hatırlamıyorsam 5 adet antrenman sahası vardı. Bu şekilde yan taraflarından yol geçerek ormandan böyle devam ediyoruz. Antrenman sahasının sonunda da bir sosyal tesisi daha vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Hatta şuradan gidelim. Buradan birazcık harita yüklenirse tabii ki. Ağaçlar çok kastırıyor. Aşırı şekilde ağaç var. Bir de bunların bu şekilde uzayıp gittiğini düşünün. Yani harita yüklenemiyor. İstediğiniz kadar bilgisayarınız iyi olsun. Harita yüklenmekte zorlanıyor. Evet. Yol ayrımına geldik. Mesela burada bir tane ayrıyetten yol ayırdık. Projede de bu da vardı. Bunun amacı ne onu bilmiyorum ama. Ayrıca diğer tarafa da gideceğiz yani. Sadece bu taraf yok. 5 tane sağ burada var. Yanlış hatırlamıyorsam 2 ya da 3 tane sağda o tarafta var. Evet. Tam istediğim sosyal tesise geldim. Binanın ortasından kocaman bir tane ağaç çıkmış bir şekilde. Bence gayet modern gözüküyor ama bu şekilde içine girecek olursak aslında burayı soyunma odası yani soyunma odaları olarak da ayarlanabilirdi. Şöyle baktığımızda içi de zaten boş. Üst kısmı toprak. Ağaç mağaç yetişsin diye. Orta kısımda zaten ağaç var. Burası da hani GS Store gibi de olabilirdi. Yani bilmiyorum bir antrenman sahasında ne olur. Tamamen soyunma odası, malzeme odası odaklı da olabilir. Etkinlik yapılabilecek yani tamamen aslında kampa çıktığı zaman takım. Kampı burada geçirdiği zaman etkinlik yapabileceği, boş zamanı geçirebileceği noktalarda yapılabilir tabii ki de. Yani sinemadır falan filan. Spor salonu özellikle 2-3 tane spor salonu hatta buraya da spor salonu yapılabilir. Rehabilitasyon merkezi gibi o tarz yerler yapılabilir. Burası geliştirilirse mükemmel olur diye düşünüyorum. Sizin de bu tarz yaptığınız mapler varsa bana gönderirseniz sevinirim. Özellikle şu kısma ben spor salonunu belki videodan sonra yapabilirim. Veyahut da bu şekilde de paylaşabilirim bilmiyorum. Şöyle aslında şuraya bir tane giriş yapsaymışım daha güzel olabilirmiş. Buradan şöyle giriş olduğunu düşünün. Aslında ama olur o kadar. Şöyle giriş olduğunu düşünün. Yani spor salonu etkinlik kısımlarını yapılabilmesi için gayet uygun bir yer bence. Bu şekilde ön tarafıma geçmek istiyorum. Bu tarafta da tabii ki de Galatasaray'ın amblemi bulunmakta. Yine bir yağmurumuz başladı. Yani dıştan içi doldurmamasına rağmen gayet mükemmel gözüküyor bence. Şahsi fikrim. Onun dışında tekrardan yine antrenman sahaları biliyorsunuz zaten klasik futbol sahası. Yedek kulübeleri mevcut.
Burada. Aynı şekilde burada da var. 3 adet de burada var. Buraya da ayrıyetten bir sosyal tesis daha yaptım. Onun dışında aralar hep ağaç, her taraf ağaç. Zaten orman bir alana kurulduğu için. Yani tamamen dışarıdan uzak, özellikle futbola yönelebileceğiniz bir yer yapmışlar. Öyle söyleyeyim. Ben çok beğendim. Benim çok hoşuma gitti. Aynı şekilde Fenerbahçe'nin de bu şekilde tesisini yapacağım. Onun da videosu yakın zamanda gelir. Burası da ayrıyetten bir sosyal tesis. Bunu içini sizce doldurayım mı doldurmayayım mı? İsterseniz videoda doldurabiliriz. İsterseniz bu şekilde de paylaşabilirim. Ama tabii ki katıl butonunda paylaşacağım. Yani bu da buranın da içi aslında doldurulabilir. Yani ne yapılabilir buraya? Örnek veriyorum. Ayrıyetten rehabilitasyon, yani sağlık yeri olarak da yapılabilir. Farklı bir şey olarak da yapılabilir. Yani soyunma odası yapılabilir buraya. Yani şurada sonuçta 3 adet saha var. Veyahut da şey de olabilir. Sauna gibi, havuz gibi bir yer de olabilir buraya. Ama havuzumuz zaten çatıda mevcut. Ama başka ne yapabilir? Hiçbir fikrim yok açıkçası. Siz ne düşünüyorsanız yorumlarda yazarsınız. Bu şekilde yollarımız da mevcut. Yani benim hoşuma gitti derken hatta şuraya da bak bir tane daha yapmışım. Bu harita yüklenirse yine bunun da tabii ki de içi boş. Buraya aslında bakın şuraya tam bu kısma şey yapılabilir. İzleme alanı gibi. Harita yüklenirse tabii harita şu an iğrenç oldu. Yüklensin harita. Buraya böyle bir mekan yapıp daha doğrusu üstü açık bir mekan yapıp oturma alanı. Burayı da mesela mutfak gibi bir yer yaparız. Daha sonra oradan millet yiyeceğini içeceğini alır. Antrenmandaki çocukları, futbolcuları, oyuncuları izler, hocaları izler. Bu tarz bir şey de yapılabilir. Bence mantıklı yani gayet hoş da olur. Büyük ihtimal bu zaten şeyde de vardır. Gerçeğinde de vardır. Burada da bayraklarımız dikili mesela. Galatasaray ve şu aslında Türkiye bayrağı olacaktı ama bunu pek beceremedim. Daha detaylı yapsam, daha büyük yapsam yapılabilirdi ama siz bu şekilde olduğunu farz edin. Yani bu şekilde alanımız bu şekilde benim gayet hoşuma gitti. Siz ne düşünüyorsunuz? Orasını bilemeyeceğim. Yani bunun gibi tesislerin gelmesini de istiyorsanız yorumlarda yazarsınız arkadaşlar. Yani benim bildiğim kadarıyla Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın tesisleri var. Trabzon'un nerede, nasıl onu da hiç bilmiyorum. Hiç bakmadım, hiç karşıma da çıkmadı. Bildiğiniz futbol böyle büyük tesisler varsa aklınızda olanların, yabancı olanlarınki de olabilir. Onları yapabilirim. Bence gayet hoş, güzel gözüküyor. Yani tam böyle oyun için ideal bir map. Bir de harita böyle gidip gelmese, haritanın büyüklüğü zaten bitirdi bizi. Bu arada 1.19.2'de gece görüş olarak nasıl yapabilirim? Yani şu iksirden kurtulmak istiyorum. Mod falan varsa onu da yorumlara yazarsa sevinirim arkadaşlar. Harita bu şekilde, mapimiz bu şekilde. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Zaten bunu katıl butonunda paylaşacağım. Katıla üye olarak da oradan mapleri indirebilirsiniz. Sadece bunu değil diğer stadyumların maplerini de indirebilirsiniz. Bu şekilde bunun gibi maplerin gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kanala da abone olursanız sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.